It's my life. It's my life. Arkadaşlar daha bitmedi, yeni başlıyoruz. Taşınma mı? Evet arkadaşlar, şu an çok önemli bir video çekiyoruz. Şu an evde 17 kişi var. Evden taşınıyoruz. Dnipro'dan artık bir siktir olup gidiyoruz abi. Ev kabul gününe döndü. Ev kabul gününe döndü. Batuhan Bey'i çek. Batuhan Bey'i çek. Kaç kişi var? Evet, Adem abi. Adem abi. Batuhan Bey, yeni eviniz nasıl? Yeni eviniz hayırlı olsun. Görüşlerinizi almak istiyoruz. Şu an heyecanlıyız. Şu an. Oturup çok iş çekmeniz lazım. Burada ne hayaller kuruldu, ne şirketler kuruldu. Ne şirketler kuruldu Batır'a. Devam ederiz o zaman. Abi artık bir gidelim be. Yeter mi? Nereye gidiyoruz? Nereye gidelim? Kiev'e gidiyoruz. Kiev'e gidelim. Hadi günahlar şehrine gidelim. Abi bu ne ya? Kaç kişi var evde? Ne oluyor evde? Evde 28 kişi var ama. Neden? Bayram namazının cami önü gibi. Mira, abi ev sahibini çek ya. Çekin başlar. Privet. Abi şuradan bir gidelim artık ya. Evet, evet. Balkon var. Balkonumuz emmeli mutfak, gömmeli banyo. Ne lan bu? Gömmeli mutfak, emmeli banyo. Ne anlatıyorsun lan? Evimiz güneş cephesini. Bak abi buradan. Evimiz güneş cephesine bakıyor. Abi burayı açıyorsun. Burası ana caddeye bakıyor. Arka balkon kapat lan, kapat. Direkt abi bahçeye bakıyor. Yani gel, mükemmel ya konu. Şey yok mu burada? Bana diyor ki doğru aç diyor, kendine aç. Мне неприятно с вами общаться и ваши отношения. Мне вот эти смехуёчки ваши это, не это нужны. Работает, это работает. Ты понял? Abi. Evet, bugün evdeki telaş daha yeni bitiyor arkadaşlar. Yani şu an saat gece yarısı 2:30-3. Evi verdik ama depozitomuzu alamadık tabii ki her zamanki gibi. Ukrayna'daki en büyük sıkıntılardan biri de genellikle yabancı öğrencileri, yabancı insanların yaşadığı verdikleri depozitoları alamamak. Yani ben de artık kaçıncı evimi kiraladım, kaçıncı evimden çıktığımı bilmiyorum artık, saymadım. Ve yine depozitomuzu alamadık, çöktüler. Yani işte gaz parası, elektrik parası, su parası, temizlik parası falan filan, neyse. Helal olsun. Şimdi geldim ben de, işte valizimi yapıyorum. Yarın sabah yola çıkacağız. Next station Kiev arkadaşlar, evet. Artık Kiev'e gidiyoruz. Dnipro. 1,5 senelik Dnipro yaşantım bugün itibariyle son buluyor. Bakalım işte ben de böyle... İşte. Evet, neyse arkadaşlar, şimdi böyle zaten sesim de kötü, gözümden de uyku akıyor, yani görüyorsunuzdur, çok yoruldum bu hafta. Çok da şey yapmayayım, böyle duygusal bir konuşma, yani zaten değişik bir moddayım, duygusal, karışık, mutluluk, böyle her şey bir anda. Güzel ama ben seviyorum böyle spontane olayları. Rüzgar nereye, kafa nereye, biz oraya. O yüzden şimdilik hepinize iyi geceler diliyorum. Sabaha görüşmek üzere. İyi geceler. Vallahi sığamıyoruz ya. Yani daha 3 tane daha valiz gelecek. Arkadaşlar size bizim mahalleyi de göstereyim. İşte bir buradaki mahallemiz.
ya. Oğlum bunu nereye koyacağız ya? Çok arka görüş açısı çok kapandı. Evet arkadaşlar. Dinipro'dan herkese tekrardan günaydın. Sabah saat 8'i çeyrek geçiyor. İşte Dinipro'nun özeti burada. Yani şunu şöyle araya mı koysak? Bak bagaj inşallah kapanır ya. Aa, polisin bize durdurmama ihtimali yok. Diyecekler ki amına koyduğum mültecileri nereye gidiyorsunuz? Evet arkadaşlar, benim mahallede burası. 1,5 yıldır yaşadığım. Şu sokağın dili olsa da konuşsa birader. Neyse. Bir de arabanın ya. Bir de arabanın yani. Aynen, araba hayatında böyle büyük görmemiştir herhalde 2006'dan beri. Mission completed. Next station Kiev. Hadi gidiyoruz biz. Arabamızı fulleyelim. Yola çıkıyoruz. Hadi bakalım. Heyecanlıyım. Benzinimizi alıyoruz. Birazdan da yola çıkacağız. Ukrayna'da da ben ilk defa arabayla uzun yolculuğa çıkıyorum. Şehir değiştiriyorum. Heyecan var tabii birazcık. Bakalım. Churchill. Gel. Oğlum. Гулял сегодня, завтра. Гулял. Спасибо вам. Асфальтированный он там да. Возле ТБ. Да. Так, любит. Все, спасибо вам. Все. До свидания. Киев için yola çıkılıyor. Pivska Street üzerinde güneye doğru hareket edin. Çünkü Kiev'de bir 2-3 gün ev arama işlemlerimiz sürdü. O süre içinde de arkadaşımızda kalıyorduk. Kiev'de güzel bir ev tuttuk. Şimdi de size tuttuğumuz bir evi göstereyim. İşte kirası falan ne kadar. Gelin hep beraber. Şuradan. Şurası giriş zaten. Aynen böyle bir giriş holü var. Şurada banyosu var. Gel abi. İşte bir tane banyo tuvalet beraber. Yan tarafta bir tane daha işte misafir tuvaleti. Gel kanka. Burası evin mutfak, salon beraber. İşte mutfağı var. Burada salon kapısı. Mutfak kapısı var. Gel mutfağı göster. 9 metre mutfak var burada. Burada sabahta manzarayı sabah göstereceğim şu an. Bu da Churchill. Arkadaşlar daha bitmedi, yeni başlıyoruz. Evet. İlk odayı gösteriyorum. Onur'un odası. Klasik bir oda. Daha dolabı gelmedi. Dolabı gelecek. Sadece şu an yatağı var. İşte dolap gelecek. O yatak başlıkları falan gelecek yan tarafına. Burada bir tane dolap var. Belki kullanırım ben. Evet, benim odama giriyoruz. Gösterim. Şş,
Şu gülüşten anlamışsınızdır umarım. Bir şey yok şu an. Şu an pek bir şey yok. Sabah sabah gel. Evet arkadaşlar, elimizi 16.000 greneye tuttuk. 16.000 grene de yaklaşık işte aidatlarla beraber 17.000 desek $600 yapıyor. Yani kira, iki kişi yaşıyoruz. İkiye böldük. $300 şeklinde. Yani Dnipro'daki evimiz $400. Kiev pahalı tabii. Kiralar şu an $100 da arttı. $600 çıktı bu şekilde. Ama ev güzel. Benim orada 27 metrekare 4 tane cam var. Şuraya DJ aleti gelecek. Tam şuraya DJ aleti. Çalışma masasının ne için kullanılacağını söyleyeyim. Evet, evimiz 24. katta bu arkadaşlar. Yarın belki şeye bakarız, evin etrafını falan da gösteririm size. Yani Ukrayna'da yeni evimiz burası. Yani sesimden belki yorgunluğum anlaşılıyordur. Yani gerçekten haftanın, ayın, yılların yorgunluğu var. Böyle starting the Kiev diyelim o zaman ya. Kahvaltılar sushi ve pizza ile başlıyormuş. Doğru mu? Gerçi yedik ama birazcık. Evet arkadaşlar, dün gösteremediğim manzarayı sabah gösteriyorum. Evet. Evin önünde her şey var abi. Tren bile geçiyor. Az önce balkon manzarasını göstermiştim. Bir de benim odanın manzarasını göstereyim. Gel. Nice.